Abi bak Define ve Tarih Sevdası ya. kanalından herkese Abi merhaba bak arkadaşlar. bak. Güzel işaretimizi göndermiş. Dışarıda biri Ben şimdi. abimizin sesini özellikle kısmadım duymanız için ve vurduğu yeri görmeniz için. Arkadaşlar abimiz güzel bir kasa bulmuş. İçinde kesinlikle hazine var. Yani bunun artık başka bir diyecek bir şeyimiz yok. İçinde %1 milyon hazine var. Yani baktığınızda Horasan harcını görüyorsunuz. Ve hemen Horasan harcının yani o kapak yapılan yerin birleşme yerine bakın arkadaşlar. Yeşilimsi renk almış görüyorsunuz. Orası Horasan harcının hemen birleştiği yer. Yani kaya ile Horasan harcının birleştiği yer. Komple etrafı yeşil olmuş. Gördünüz. Bu oksitlenmeden dolayı orada o gaz sızıntısı dışarıya çıkıyor ve o etrafındaki kaya parçalarına, o Horasan yapısına yeşilimsi rengini veriyor. Burası da apaçık örneğidir. Arkadaşımıza helal olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir de. Çok güzel bir yer bulmuş. Buranın içinde malzeme var. Her şey ortada. Yarın kalmış. Bunun dışında buranın malzemesi başka bir yerde var mı diye bakıyoruz. Sadece Horasan harcıyla kapatılmış yer yemyeşil ve arkadaşımız taş vuruyor. İçinde boşluk alıyor. Buranın içinde büyük ihtimalle bir yapı var arkadaşlar. Bu da kasasıdır. Bu da kasa kimi? Niye derseniz işaret var arkadaşlar. Hemen üst tarafında oyma işareti bir oda olduğunu söyleyen işaret. Onun dışında V şekli hemen üst tarafta yapılmış. V şekli de içeriye doğru gir diyor. Ya odaya giriş burası. Odanın girişi burası. Ya da direkt hazine koyduğu yer. Ama şimdi baktığımızda büyük bir yapıya benziyor. Yani bir girişe benziyor. Büyük ihtimalle oda girişi de olabilir. İçeriye girdiğinizde de zaten aynı güzelliklerle karşılaşacaksınız. Harika bir şekilde yapılmış. Harika, güzel, beğendim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Zaten bir çekiç murçla içeriye girebilir arkadaşımız. Her şey o biçim. Şimdi burada da bir işaret gelmiş. Arkadaşlar gözü, burnu, kulağı, ağzı, baş kısmı her şey güzel bir şekilde yapılmış. Arka tarafını tabii göremiyoruz. Yani buradan baktığımızda aslan resmine benzetebiliyoruz. Aslan resmi yani yapılmış, kaya yapılmış, murç yemiş yani. Aslan işaretimiz sağ tarafa doğru bakıyor arkadaşlar. Yani bize göre sağ tarafa doğru bakıyor. Hemen sağ tarafında dikili bir taş var. Kesinlikle ben burada girişin sağ tarafta olduğunu düşünüyorum. Hemen varsa elinde güzel bir alan tarama, boşluk bulan çubuk. Sağ tarafta araştırmasını yapsın. Tabii bunun biraz detayını da çekmiş. Onu da göreceğiz. Birlikte bakacağız. Bakın arkadaşlar. Aslan işaretimiz sağ tarafında yine yapılı kesik bir dikili kayamız var. Ona doğru bakıyor. Büyük ihtimalle buranın altında kapak gibi bırakılmış. Altında giriş vardır. Kaliteli, yüksek rütbeli birine ait bir mezar odasının olduğunu, yanında hazinesinin olduğunu söyleyen işaretimizdir. Tabii bunları aynı arkadaşımız göndermiş. Arkadaşımız avcılık mı yapıyor artık neyse. Çünkü gördük tüfeğiyle geziyor. Harika. Yani güzel yerler bulmuş. Muhteşem yerler bulmuş. O ilk işarette onunla birlikte çalışmak isterdim. Yanında olmak isterdim. O heyecanı onunla birlikte tatmak isterdim. Güzel bir şey yani. Gerçekten. Sadece dediğimiz gibi hani yanına en azından bir iki arkadaşını alsın. Murç ile kırıp içeriye dalsın. Zaten boşluğunu falan da almış. Evet arkadaşlar, aslan işaretimiz dediğimiz gibi yine V işareti aynı burada da var. Yine bize girişin olduğunu söyleyen, yön veren işaretimizdir. Aslında üçgen işaretine de benziyor. Alt tarafa doğru yön vermiş bize. Giriş altta olduğunu söylüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
Güzel bir yerleşim yerinde geziyor. Güzel bir yerleşim yeri ve dokunulmamış bir bölge. Gerçekten beğendim. Harika. Bunun dışında herhangi bir şey var mı yok mu diye bakıyorum. Herhalde şu aslanın sol tarafa doğru baktığı yer arkadaşlar. Girişin dediğimiz gibi dikili taşın bulunduğu yer. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.